İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık Aktaş Evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3+1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres: Alipaşa Mahallesi, Sebilerenler Caddesi, 5/1, Kütahya. Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya. Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağının indirilmesine Atatürkçü gençlikten çok sert tepki. Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cem Ata düzenlediği basın toplantısında "Bayrak hepimizin ortak en önemli değeridir. HDP eş genel başkanı Sabahat Tuncel'in yaptığı açıklamada bir çocuğun gerçekleştirdiği bu olayı bütün halka mal etmek doğru değildir" dedi. Peki ben şimdi Sayın Tuncel'e soruyorum. O çocuğu yetiştiren anne baba da bu düşüncede değil mi? O anne babayı, o düşünceyi yerleştiren sizler değil misiniz? O anne babanın bayrağa kin beslemesi yerine bayrağın namus olduğunu benimsetmesini gerekmiyor mu? Van depremi zamanında orada olan bayraklarımızı yakan yine o çocuk muydu? Peki Sayın Başbakanımız Erdoğan bir yıldız olarak gördüğü Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki bayrağın indirilmesine şaşırdı mı? Verilen tavizlerden dolayı bunların olduğu çok açık. Umuyorum ki Sayın Başbakan yaptığı açıklamada bir çocuk bizim kutsalımız olan bayrağı alıyorsa bunun bir karşılığı olacaktır. Orada bulunan asker de komutan da hepsi bunun bedelini ödeyecek. Bundan böyle bunu yapanlar da bedelini ödeyecektir söyleminden sonra bu açıklamanın arkasında durup uygular. Peki Recep Tayyip Erdoğan, siz ne zaman bu olaylara sebebiyet verdiğiniz için bedel ödeyeceksiniz dedi. HDP eş genel başkanı Sabahat Tuncel'in yaptığı açıklamada bir çocuğun gerçekleştirdiği bu olay bütün halka mal etmek doğru değildir dedi. Peki ben şimdi Sayın Tuncel'e soruyorum. O çocuğu yetiştiren anne baba bu düşüncede değil mi? O anne babaya o düşünceyi yerleştiren sizler değil misiniz? O anne babanın bayrağı kim beslemesi yerine bayrağın namus olduğunu benimsetmesi gerekmiyor mu? Van depremi zamanında orada olan bayrağımızı yakan yine o çocuk muydu? Peki Sayın Başbakanımız Erdoğan bir yıldız olarak gördüğü Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki bayrağın indirilmesine şaşırdı mı? Verilen tavizlerden dolayı bunların olduğu çok açık. Umuyorum ki Başbakan yaptığı açıklamada bir çocuk bizim kutsalımız olan bayrağı alıyorsa bunun bir karşılığı olacaktır. Orada bulunan asker de komutan da hepsi bunun bedelini ödeyecek. Bundan böyle bunu yapanlar da bedelini ödeyecektir söyleminden sonra bu açıklamanın arkasında durup uygulamasını temenni ediyoruz. Peki Recep Tayyip Erdoğan, siz ne zaman bu olaylara sebebiyet verdiğiniz için bedeli ödeyeceksiniz?